Antep, Türk Sünni şehri olarak bilinir. Özellikle resmi tarih yazımında diğer halklardan neredeyse hiç bahsedilmez. Oysa Antep, Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Arap'ı ve diğer halklarıyla tam bir halklar mozaiği kentidir. Bunda etkili olan şeylerin başında kentin jeolojik konumu gelir. Geçmişten günümüze uzanan antik ulaşım yollarının stratejik bazı konumlarına sahip olması bu önemi daha da artırmıştır. Antep'te hemen her döneme ait eserlere rastlanılması kültürel bir mirastır. Ancak çok çeşitli uygarlıkların hüküm sürdüğü bir kent olması bu kültürel yapının el değiştirmesi anlamına gelir ki böyle de olmuştur. Bu yanıyla geçmişten günümüze en çok istila, soykırım, göç, talan, sefalet ve yıkımın yaşandığı bir kenttir. Bu durum en çok yerli dediğimiz burada yaşayan halkların yaşamını etkilemiştir. İşte tam da burada, Antep'te yaşayan halkların başında gelen Ermenilerden bahsedeceğiz. Ermenilere ait tarihi yapıların çoğu günümüze kadar ya yok edilmiş ya da çok büyük değişimler geçirmiştir. Ancak yine de Antep, kadim bir Ermeni kentidir ve bölgenin en eski kültür merkezlerinden biridir. Araştırmacı yazar Murat Uçaner'in Hafızasını Yitiren Kent Antep adlı kitabında tarihi yapılar dile geliyor ve mekanlar kendi dönüşümlerini kendi hikayeleri içinde anlatıyor. Yani binalar konuşuyor. Böylece tarih bilgisi hikaye anlatımı içinde büyük bir okuma zevkine dönüşüyor. Benim büyük keyif alarak okuduğum, akıcı bir anlatım diline sahip olan kitap, bilinenin dışındaki gerçeklere değinmesi itibariyle de toplumsal hafızaya sahip çıkmaya beşiklik ediyor. Ermeni yapılarının kimliğinin değiştirilmesi, bununla amaçlananları ve kitabı sevgili Murat Uçaner'le konuştuk. Buyurun başlıyoruz. Sevgili Murat Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam hemen şunu sorayım. Murat, D harfiyle, Antep, B harfiyle. Biz neyi yanlış biliyoruz? Biz neyi yanlış biliyoruz? Tarihsel sürece baktığımızda işte Murat, hepimizin de bildiği gibi işte Arap coğrafyasında, Arapçadan gelme bir kelime. Benim daha işte bundan 3 sene veya 5 sene önceye kadar nüfus cüzdanında Murat yazıyordu, T yazıyordu. Evet. Ama rahmetli babaannem veya işte atalarım beni hep Murat diye çağırdı. Sondaki T'siz. En sonunda da ben de dedim şey yapayım, en iyisi bu nüfus cüzdanı değişirken orijinaline dönün. Çünkü herkes bana Murat diyor, Murat demiyor. Hı hı. Bundan dolayı işte Murat biliyorsunuz dilek, dilemek anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime. Arapça kökenli bir kelime olmasına rağmen işte Farsça'da kullanılıyor. İşte evet. Ermenice de aynı anlamda kullanılıyor. Murad olarak kullanılıyor. Hı hı. Bundan dolayı da ben Murad'ı kullanıyorum. Bunun Türkçe'de T olarak geçmesi sebebi Cumhuriyet dönemine dayanıyor. Cumhuriyet dönemindeki işte o Türk Dil Kurumu'nun ses uyumuna gerekçe göstererek Murad olmuş Murat. Antep'e gelecek olursak işte Antep ismi en çok hala ismini bulamayan bir kent. İşte düne kadar Osmanlı tarih yazımında, Arap tarih yazımında Ayıntab olarak geçen bir kent. Bu da Arapçanın A harfinin olması, ayın harfinden kaynaklandığından dolayı Antep olarak olması gereken isim işte Ayıntab olmuş. İşte Cumhuriyet döneminde de işte bizim B olarak yazdığımız ki Ermenice yazımda B olarak yazılıyor, Antep olarak yazılıyor. Hı hı. Ve dönmüş dolaşmış P harfiyle Antep olarak yazılmış. Yani günümüzdeki yani kentin ismi işte Gaziantep. Yani Gaziantep'in yaklaşık işte hemen hemen yani 100 yıllık bir geçmişi var. Ama hı hı. Bu kentin orijinal ismi yani batılı tarihçilere göre de, Arap tarihçilere göre de ister Ayıntab diyelim, ister Antep diyelim, son harf B.
Evet. Yani bundan dolayı da ben kitabın üzerinde özellikle yani Antep ve kitabın içerisinde Antep olarak vurgu yapıyorum ve bu kitapla ilgili en çok aldığım eleştirilerden bir tanesi niye böyle bitiyor? Orijinali bu. Orijinali bu. Hani şimdi biz yani işte Antep'te, Antep aksanıyla konuşurken de P kullanıyoruz. Antep. Nerelisin? Antepliyim. Nereye gidiyorsun? Antep'e gidiyorum. Nereden geldin? Antep'ten geldim. P kullanmıyoruz. Evet dedim ben işte bu adam kent hafızasını yitirdi daha doğrusu hafızasını silmeye çalışılıyor. Ha, bu ilk etapta ismiyle başlamış. Ha, ister Gaziantep diyelim, ister Antep diyelim ki ben hayatımın hiçbir döneminde Gaziantep ismini kullanmadım. Yani gazilik bir sıfat olarak görüyorum bu kentte. Artı ya işte bu kent işte yaklaşık ya kitapta da açıkladığım gibi yani işte kadim bir kent olarak gözükmesin ama şey yaklaşık coğrafyamızın etrafındaki yerleşim birimlerinin geçmişi yaklaşık 7000 yıla dayanmasına rağmen kentin oluşumu 12. yüzyıl başları ve ilk kuranlar yani yerleşen halk Ermeniler olduğu için kentin ismi Ermeniciden gelen bir isim Antep ve işte Türkçe karşılığına baktığımızda karşı yani karşıdan zıttık anlamı değil. İşte bir tepe bir tepenin karşısında anlamında işte Antep bir tepeler üzerine kurulan bir kent. Daha önceki dönemde Doliçe'nin karşısındaki kalede kurulduğu için Antep ismi de buradan geliyor. Nereye gidiyorsun? Ermenice şu anda söyleyemiyorum da Antep'e gidiyorum. Yani karşıya gidiyorum. Ve kentin ismi bu şekilde oluşuyor. Bundan dolayı Antep isminde ısrar ediyoruz. Yani Murat ismi mesela ben Türkiye'de herhalde şu anda Murat ismini kullanan 3 veya 4 kişi tanıyorum. Yani diğerleri hep Murat olarak yazıyor ve işte ismimin yazılırken de genelde insanlar ona dikkat etmiyor. T ile yazıyorlar. Ben düzeltiyorum. Şimdi hafızasını yitiren kent Antep, edebiyatla tarihi buluşturan ve hikaye anlatımı içinde yazılmış bir kaynak kitabı desem yanlış bir ifade kullanmış olmam diye düşünüyorum. Çünkü tarihi mekanlar kendi dilinden hikayelerini anlatmış. Ben okumaktan çok dinliyormuş atmosferi içerisinde çok kısa bir zaman diliminde okudum kitabı, bitirdim. Anlatım yanını çok başarılı da buldum, çok sevdim. Tarih anlatıcılığının, tarih okumanın sıkıcı yanından bizi kurtarmışsınız. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Diğer yandan bir nevi sözlü tarih diyebiliriz. Çünkü içerisinde hikayeler var, rivayetler var. Ama az önce dediğim gibi de büyük bir kaynak. Şimdi... Şehrin demografik yapısının dönüşümünü anlatmak fikri ilk nasıl oluştu? Bu hikaye diline gelirken nasıl yollardan geçtiniz? Bu kitabın yani işte oluşum sürecini kısaca anlatacak olursam ilk etapta işte bizim ana amacımız böyle bir kitabın çıkması değildi. İlk etapta düşündüğümüz işte kentteki binaların veya meydanların kentin görünümünün değişiminin işte eski ve yeni fotoğraflarla kıyaslayacak bir fotoğraf sergisi düşünüyorum. Ya bu kitabın oluşmasının en büyük etken COVID-19 oldu, onu söyleyeyim ben size. Pandemi nedeniyle biz fotoğraf sergisi açamadık. Arkadaşlarla ne yapabiliriz diye düşündük. En iyi istedik biz bu işte binaların dönüşümünü anlatan bir makaleler zinciri yazalım. Ve kitap bu şekilde olmuş. İşte nasıl anlatacağız, nasıl anlatabiliriz diye tartışırken sizin de dediğiniz gibi yani tarih okumak gerçekten çok sıkıcı. Yani bir araştırmacı olarak ben de sıkılıyorum çoğu zaman. İşte şu olay şöyle olmuş, bu olay böyle olmuş. Ve işte 3 sayfa okuyorsun, sıkılıyorsun, kaldırıp atıyorsun. En iyi istedim ben. Yani bu binalar kendisini anlatsın. Çünkü ben kendi meramımı ancak ben anlatabilirim. Benim meramımı işte bir İkinci, üçüncü şahıs anlatamaz. Ha, buradan yola çıkarak, işte önce Antep kendini anlatıyor kitabın başında. Böyle bir yol izleyelim dedik. Okuyan insanlar sıkılmasın diye düşündük. Çünkü bir akademik dille yazılmasın diye düşündük. Çünkü düşündük diyorum, ben bu kitabı tek başıma ortaya çıkartmadım. Yani işte
sağ olsun yardım eden arkadaşlar, araştırma konusunda yardım eden arkadaşlar veya işte taslak halinde fikirlerini beyan eden arkadaşlarla birlikte çıkarttık. Anlatım bana kaldı doğal olarak. Dedim binaları konuşturacağım. Antep'in kendisini konuşturacağım. Ya bu olur mu? Bugüne kadar yapılmamış bir şey. Dedim deneyelim. Bakalım tepkileri görelim. Ki yani siz de verdiğiniz gibi. İnsanlar biraz dedim şeye, o tarihin monoton anlatımından sıkılsın diye düşünerek ortaya çıktı bu olay. İyi bir tarihçi, aynı zamanda iyi bir edebiyatçı ve hikaye anlatıcısıdır da. Tarih araştırmalarında edebiyat bilgisinin ve kaynaklarının etkilemesini sorsam neler söylemek istersiniz? İyi bir tarihçiden kalsın işte tarih hep bizden bildiğim Horas döneminden başlıyor. İşte yani yakın tarihte iyi bir tarih anlatıcı bana göre dünya genelde baktığımızda Umberto Eco. Umberto Eco'nun romanlarını okuduğumuzda o tarihsel süreci anlatırken sıkılmıyoruz. Hayır, günümüze yani işte Türkiye'ye baktığımızda Yaşar Kemal bir nevi tarihi anlatıyor. Mehmet Uzun bir nevi tarihi anlatıyor. Ama dediğim gibi yani akademik bir dille değil, edebi bir dille anlatıyor. Eğer onların anlatımının ben %1'ine ulaşabilirsem kendimi mutlu hissedeceğim. Çünkü yani belki de yani farkında olmadan bu kitabın ortaya çıkmasında onların çok büyük katkısı var. Yani az önce yani Umberto Eco'nun Amin Malof'u yatsımamak lazım bu konuda. Evet. Bana gerçekten yani tarihi sevdiren bunlar. Bir mühendislik eğitimi alan bir insan yani tarihte uğraşıp ondan sonra edebiyata dönmesi gerçekten bana göre olacak bir şey değil. Ha belki de o okumalar olmasaydı akademik dilde bir Antep tarihi yazabilirdim. Ama dediğim gibi yani bu işte kitlelere ulaşması, tarihe meraklı olmayan insanlara tarihi sevdirebilmek yani kent tarihi, ülke tarihi, bölge tarihi sevdirebilmek çok önemli. Bunu düşünerek bu kıssalardan yola çıkarak böyle bir yönteme başvurdum. Ha sizin söylediğiniz gibi yani ki okurlarından aldığım tepkilerde gerçekten yani en azından ufak da olsa bir başarı elde ettiğine inanıyorum ben. Sizin az önce söylediğiniz gibi kitap sadece anlatıma dayalı değil, görsellerle de besleniyoruz. Evet. Anlatılan yerlerin dönemine ait fotoğrafları yer alıyor kitapta aynı zamanda. Kiliseler, okullar, camiler, hastaneler, meydanlar, konutlar, mezarlıklar, daha sayamayacağım kadar birçok yer var. Evet. 20'nin üzerinde tam ben saymadım ama kaç tane bilmiyorum. Bunların hepsi Ermeni mekanları. Daha var mı? Anlatılacak yerler var mı? Yoksa hepsini kapsadı mı? Bu dikkat ettiyseniz kitapta genelde işte camiler, kiliseler, kamuya açık olan, kamunun kullanımında olan yerler. Mesela şeyler, hanları anlatmadım. Veya işte sıradan bir evi anlatmadım. Ki yani anlatılabilecek her evin, her binanın, her taşın kendine has bir hikayesi var. Antep hamamlarını da anlatmamışsınız. Antep hamamlarını da anlatmadım. Belki de yani işte bir sonraki kitapta, çalışmada onları ayrı ayrı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bu işte bu kitapta genelde dediğim gibi yani okul, hastane ki hamam kültürü apayrı bir kültür. Ki ne yazık ki yani bazı binalar için elimizde yeterli veri var. Mesela ben bu kitapta en çok olmasını istediğim binalardan bir tanesi Antep'teki tek sinagog. İşte yaklaşık 15 yıllık araştırmam devam ediyor. Yıldır devam ediyor. Ama sinagogla ilgili detaylı bilgilere, detaylı kaynaklara ulaşamıyoruz. İşte dikkat ettiyseniz bir kilisenin veya bir okulun öyküsünü anlatırken genelde rivayetlere dayanmadan anlatıyorum. Ama ne yazık ki işte bir cami bir hikayesini anlatırken rivayetler üzerinden gidiyor. Çünkü elimizde yazılı kaynak yok. Sorun kaynak şeyinde. Bundan sonraki çalışmalarda işte düşündüğüm, yani ilk etapta düşündüğüm bu sefer sivil halkın yaşamış olduğu günümüzde işte moda deyimle konak olarak
nitelendirilen Antep evlerini, ki o konak olarak nitelendirilen Antep evlerini de sıradan sizin bizim gibi insanların yaşadığı mekanlar. Bunlardan yani birkaç tanesinin öyküsünü anlatmak istiyorum. Ha, benim işim mesela bu kitapta en önemli mekanlardan bir tanesi Nazaretten Evi diye olarak geçen bir mekan. Evet. Bir şeyi olarak tarihsel süreçte sivil mimari açısından en eski yapılardan bir tanesi, ki yani en eski derken yani işte 3-500 yıllık tarihi yok. 1854'te inşa edilen bir bina. Hala ayakta duran bir bina. Ki yani gerçekten yani Nazaretten Evi'ni yazmaya kalksaydım belki de çok uzun bir roman olacaktı. Ama onu mümkün olduğu kadar kısaltıp özet halinde yazmak zorunda kaldım. Yani şu anda işte kafamda birkaç bina daha var sivil mimari olarak. Ha belki de bunları işte ailelerle birlikte romanlaştırabilme olasılığı var. Hı hı. Ama siz ne dediniz ya, şimdi camiden kiliseye veya bir sokakta, ha bu binaların tamamındaki işte inşaat işçileri, mimarları Ermeni zanaatkarlar tarafından yapılan. Ha Antep'te ben işte şeyi ayrımı görmüyorum. İşte bu binayı Ermeni yapmış, bu binayı Türk yapmış, Türk yapmış ayrımını da görmüyorum. Bu binaların tamamı Antep'in kültürel mirası, Antep mirası. Yani Anteplilik demek veya işte Antep demek sadece Türk, Müslüman, Sünni kesim değil. İşte bunun Ermenisi, Kürdü, Türkü, Arabı, ki Arap nüfus gerçekten Antep'te çok az. Arap etkisine girmemiş bir kent. Yani kentin işte dönüşümüne baktığımızda yani mümkün olduğu kadar işte Türkleştirilmeye, Sünnileştirilmeye çalışan bir toplum olsa dahi yaklaşık işte 1516'dan 1915'e kadar bu kent çok kültürlülüğünü, çok etnisiteliğini korumuş bir kent. Ama 1915 soykırım sürecinde sonraki gelişen olaylar. Hı hı. Bu kenti ne yazık ki tek din, tek dille, tek bayrak mantığıyla hareket edilerek bir şekilde Ermeniler soykırım sürecinden hayatta kalanlara da yaşama imkanı verilmemiş bir kent. İşte Ermeni evi veya Müslüman evi, bu benim için önemli değil. Ermeni konutu ve önemli olan yani Antep'teki o binalar. Ha biz bunları ne yazık ki koruyamıyoruz. Hala o katliam binalar, bazında katliamlar devam ediyor. Ki gayet değilseniz işte Nersesyan Okul diye bir okuldan bahsediyorum ve binası yok şu anda. Evet. Ayakta yok. Yani bu olmaması demek yani bu bina burada değildi. İşte şu anda işte kentte Ermeniler yaşamıyor. Ama bu demek değildir ki yani bu kentin kültürünü oluşturan unsurların içerisinde Ermeniler yok diyemiyoruz. Yani bazılar bunu diyor ama biz bunu diyemiyoruz. Yani bu kent yani bugün bu kentte yaşıyorsak, bu kentte bir şeyler üretmeye çalışıyorsak bunun 100 yıllık, 500 yıllık hatta fazla uzatmayalım. 12. yüzyıldan bugüne gelmiş olan bir sürecin devamında yaşıyoruz biz. Yani işte Gaziantep diye kullanılır resmi dilde. İşte bugün sanayinin Türkiye sanayisinde önder kentlerden bir tanesi. Ama bunun temelleri 19. yüzyılın ortalarında Ermenilerin eğitime, zanaata, sanata vermiş olduğu önemle bu hale geldik. Biz bunu yatsıyamayız. Ne yazık ki resmi tarih söylemde bu yatsınmaya çalışıyor. Yani işte şeyde yani bu kitaptaki ana maçlarından bir tanesi bu kent, özellikle bu kentte yaşayanlar işte bakıp da görmediği binaların feryatlarını duyabilmesini sağlamaya çalışıyorum. Duyun bunları demeye çalışıyorum. Peki yapımından günümüze kadar amacının dışında kullanılmayan tek Nuri Mehmet Paşa Camii evet. Var. Başka var mıydı hatırlamıyorum. Bir de Amerikan Hastanesi. Bir de Amerikan Hastanesi. Yani bu gerçekten çok ilginç. İşte Nuri Mehmet Paşa Camisi ki yani Nuri ki kitapta da anlatıyorum yani Nuri Mehmet Paşa gerçekten bu kenti damgasını vurmuş insanlardan bir tanesi. Ama ne yazık ki o camiyi yaptırdıktan sonra 30'lu yaşlarında katledilen bir insan. Çünkü biliyorsunuz yani Türkçe'de bir deyim var. Doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. Hı hı. Yani bunlar kovmamışlar ama ne yazık ki katletmişler.
Amerikan Hastanesi gerçekten bu topraklar için önemli bir şey. İşte Anadolu coğrafyasında açılan ilk batılı anlamda, modern anlamdaki hastane. Ha, belki de yani imkansızlıklar dolayı, alternatifi olmadığından dolayı o binayı o şekilde kullanmaya devam ediyor, ediliyor hala. Ki yani işte geçen yine kent konseyinde belediyenin almış olduğu bir kararda bu hastanenin içerisinden bir cadde geçirilmeyi düşünülüyor. Yani düşünebiliyor musunuz yani bunları? İşte kitabı yazarken ben ki her an değişiyor. İşte Vartanyan Okulu'ndan bahsediyorum. Vartanyan Okulu'nun hiç değilse harabelerini görebiliyorduk. Kitap yayınlandıktan hemen sonra bu tesadüf nasıl bir tesadüf bilmiyorum. O harabeler de yıkıldı. Hiçbir şey kalmadı Vartanyan Okulu'nda. Ha, bu da yani işte kenti gerçekten hafızasını silmeye yönelik çalışmalar olarak düşünüyorum. Ha, o binayı yok edecekler. Edilebilir. Ama o binanın orada olduğunu yani düne kadar belki biz araştırmacı 3-5 kişi biliyorduk. Ha, bu kitaptan sonra o 3-5 kişi 3-500 kişi olacak. Şimdi kitaptaki her bir anlatımın ayrı bir yakıcılığı var. O hikayenin içerisinde biz de akıp gidiyoruz. O etkilenmeyi almamak elde değil. Ama sizi bu çalışmada en çok şaşırtan ya da ilginç geleni hangisiydi? Bana en ilginç gelen Nersesen Okulu. Yani Nersesen Okulu'nu ben duygularımla hareket eden bir insan değilim. Ama Nersesen Okulu'nu anlatırken gerçekten duygulandım. Bana en ilginç gelen binalardan bir tanesiydi. Ki yani Nersesen Okulu bina olarak da, okul mantalitesi olarak da, kitapta da anlattığım gibi Ermeni toplumundan dahi dışlanmış bir bina. Gariban bir bina. O garibanlık beni en çok etkiledi. Ha, günümüzde o bina kalmış olsaydı belki de boynu bükük bir bina olarak kalacaktı şehrin göbeğinde olmasına rağmen. Ve beni en çok etkileyen Nersesyen Okulu. Nersesyen Okulu'nda işte sadece bina değil, binanın içerisinde yaşananlar, orada yetişen insanlar, orada okuyan çocuklar, o çocukları eğitmeye çalışan gerçekten fedakar öğretmenler. Ha, Nersesyen Okulu benim için çok önemli. Siz şimdi tarih Ermenilerin tarihine gittiğimizde 8. 9. yüzyıla kadar da gerilere gidip alınması gerektiğini söylediniz. Benim bildiğim Ermenilerin Hristiyanlığı kabul eden ilk ulus olmaları, kitabın genelinde de zaten hani ağırlıkta son yüzyıl denilse de 13. 14. yüzyıllara kadar da bilgileri bulabiliyoruz. Buradaki paylaşımlar da var. Hatta daha eskilere gidebiliyoruz. Şimdi Ermenilerin dışında Antep Ermenilerinin tarihini nereden başlatmamız gerekiyor? Bu tarihlerden alabilir miyiz? Antep Ermeniler tarihini aslında yani şeyden itibaren yani 13. yüzyılın başından itibaren başlatabiliriz. Yani kentin oluşum süreci işte. Antep Ermenilerin işte sizin de dediğiniz gibi yani bölgeye Ermeni nüfusunun gelişi 8. 9. yüzyılda itibaren başlıyor. Ama işte o dönemde geldiklerinde Antep diye bir kent yok. Dolmuşçe'de yaşıyor bir insan. İşte Dolmuşçe'deki o 11. yüzyılın sonu 12. yüzyılın başındaki depremden dolayı kent harabe oluyor. Ha, bu arada işte şey işte kitapta ilgili en çok eleştiren bir tanesi yani Müslüman unsurlar değerlendirmiyoruz. O dönemde Müslüman unsurlar yani unsurlar yakın bölgede olmasına rağmen yani kentin kurulduğu bölgede pek yaşamıyorlar. İşte Antep işte kalenin etrafında ilk şekilde bile kenti ilk oluşturan halk Ermeniler olduğu için. Yani işte kitapta da bahsediyorum Antep kendini anlatırken. Kentteki o kendi yağında kavrulma, işte tavandan, istiladan biraz muaf kalıyor. Bakıyorlar ki işte o göçmen, Türkmenler huzurlu yaşanacak bir bölge. Türkmen unsurların gelişi Ermenilerden yaklaşık 100-150 sene sonra da itibaren başlıyor. Ay yani işte dönüp dolaşıp en çok eleştiriyor. Ya bu kenti Ermeniler kuramaz. Ya nasıl kuramaz? İşte daha önce Hititler yaşıyordu. Ya Hititler tamam da 3500 yıl önce yaşıyordu. 3500 yıldır burada bir kent yok. Ama
Bu kentin oluşunda işte Hititlerin kurmuş olduğu kalenin etrafında Ermeniler yerleşerek bu kent yavaş yavaş meydana çıktı. Ve şey işte şimdi Antep Ermeniler de yani 19. yüzyıl, 20. yüzyıla geldiğimizde azınlık bir kesimi yerli Antep'te. O işte ilk kuruluş aşamasından o güne kadar gelen Ermeniler. Ki şeye baktığımızda, nüfus sayımlarına baktığımızda 1830'lara kadar kentin nüfusu yaklaşık 10 bin. Ama 1830'da 1860 arası nüfuslara baktığımızda özellikle Sivas, Malatya, Kayseri civarından göç edip gelen Ermeni zanaatkarlar sayesinde kent ivme kazanıyor, kentin nüfusu artıyor. 1860'lara geldiğimizde kentin nüfusu 40 bini geçiyor. Ve şey dönemine geldiğimizde Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce kentin nüfusu yaklaşık 100 bin. Bu 100 binin de yaklaşık %35-40'ı Ermenilerden oluşan bir kent. Ve kentin dinamiğini sağlayan halk Ermeni halkı. Çünkü ticaret, eğitim tamamen ve zanaat tamamen Ermenilere kalmış durumda. İşte ilginç belki kitapta değindim veya değinmedim şu anda hatırlamıyorum. İşte ilk Ermeni okulunun açılışı 1840'ların sonu ama ilk Müslümanların okulunun açılışı 1891. Arada 50 yıllık bir mesafe var. Yani bu da yani şeyin yani bu kentin dinamiğini Osmanlı döneminde lokomotif görevini gören halkın Ermeniler olduğunu gösteriyor bize. Tam da buraya lafı getirmek isterim. Osmanlı'nın işte 1516'da Osmanlı'nın tamamen kenti ele geçirmesiyle çok daha farklı bir yapılanma. Çünkü bu sefer dayatılan din değiştirme var. Din değiştirmeyle insanlar göçe maruz kalıyor. Gidenler, uzağa gidenler ya sefalet, açlık içerisinde ölümle karşı karşıya, yakınlara gidenlerse belli bir süre sonra geri dönecekleri umuduyla gidiyorlar. Dönenler oluyor, dönemeyenler oluyor. Bu aynı zamanda şehrin ekonomisini de büyük ölçüde etkileyen etmenlerden değil midir? Bu etkilenmelerden bahsedersek neler söylemek gerekir? Siz de dediniz ya işte Osmanlı egemenliğine geçmesi kentin 1516. Ama 1516 işte kent Osmanlı egemenliğine geçtiğinde ya din değiştirecek Ermeni halk ya kenti terk edecek. Yani din değiştirmeye razı olan küçük bir grup olmasına rağmen Ermenilerin büyük çoğunluğu kenti terk ediyor. Yani şey hatta kitapta da değiniyorum işte o dönemde işte kent yöneticisi seviniyor. Yani tek dinli, tek milletli bir halkı yönetmek gerçekten çok kolay. Ama durumun öyle olmadığını aradan işte 6 ay 1 sene geçtikten sonra anlıyor. İşte zanaatkar yok, at alacak nalbant yok, demirci yok, taş ustası yok, marangoz yok ve kent ekonomisi çökmeye başlıyor. Kent ekonomisi çökünce Osmanlı'nın kendine işte mecbur koyduğu belli bir vergi ödemesi gerekecek. O vergiyi ödeyemiyor. Yani bundan dolayı da Ermenileri tekrar çağırmak zorunda kalıyor. İstese de istemese de. Yani kentin işte Ermenilerden arındırılması amacı 1516'da başarılı olmuyor. Çünkü muhtaçlar. Onlar döndükten sonra kent yeniden ticaret hayatı ivme kazanıyor. Ama bu arada işte Antep'ten bahsederken işte Müslüman halk diyoruz. Antep'in kadim Müslüman halkı işte 12. yüzyılın başlarına itibaren gelen Türkmenler, Alevi Kızılbaşlar. Ve Osmanlı'nın o işte Sünni yönetim anlayışından dolayı işte Maraş ve Kayseri tarafından Sünni Müslümanlar kente iskan etmek zorunda kalıyor. Dengeyi sağlayabilmek açısından. Ha, bu arada işte o dönemde işte dönüp gelen Ermeniler göz ardı edilerek ki genelde Müslümanların Kızılbaş Müslümanların mallarına el koyuyor bu arada o yeni gelenlere vermek için bağına bahçesine ve kent de işte Kızılbaş Sünni çatışmaları başlıyor. Ve şeye baktığımızda, tarihsel sürece baktığımızda özellikle 1520 ile 1876 arası kentte her bir buçuk yılda küçük çapta da olsa isyan var.
yerel yönetime karşı isyanlar. İşte o dönemde işte yeni çevre olarak adlandırılan bu iskana tabi tutulan halkla kendilerini şürafa olarak gören halk arasındaki çekişmeler, kent yönetimini sen ele geçireceğim, ben ele geçireceğim. Ve en sonunda işte 1876'da Abdülhamit dönemi bizim bildiği dönemde ortak düşmana karar verilerek Hristiyan unsurlara onlara yönelik bir mücadele başlıyor. Yeni çevrelerin istilasından bahsediyoruz. Yeni çevrelerden kastımız şey değil. Bu Osmanlı ordusunda görev yapan Yeni Çevre askerler değil. Antep bazında baktığımızda. 1516-17 yıllarında işte Maraş, Kayseri tarafından zorunlu iskana tabi tutulan Sünni Müslümanlar. Yeni Çevre olarak adlandırılıyor ki bu Yeni Çevrelik şürafalık ayrımı daha yani günümüzde dahi ufak tefek de olsa şey buluyor, yankı buluyor. Bu devam ediyor. Çünkü 1915 öncesi Yeniçerilerin de istilası var. Değil mi hocam? Şimdi Yeniçeri ocaklarını kaldırması zaten 2. Mahmut dönemi. Yeniçeri ocakları kaldırılıyor ama Antep'te dediğim gibi yani Yeniçerilik kavramı şey değil, Osmanlı askeri değil. Antep için kullanılan şey o yeni göç edip gelenlere Yeniçeri olarak isimlendiriliyor. Onlara karşı bir isyan. Ama dediğim gibi ya işte 1860 döneminden itibaren de işte kendilerine ortak bir düşman seçilerek önce diyor Ermeniler yok edelim ondan sonra biz kendi aramızdaki şeyi çekişmeleri nasıl olsa hallederiz babında bir amaçla hareket ediyor. Ki yani işte az önce dediğim ya 1915 soykırım sürecinde sürgüne tabi tutulan Antepli Ermeni sayısı yaklaşık 35 bin. Birinci Dünya Savaşı bitip de hayatta kalabilen ve kentine, ana vatanına geri dönebilen Ermeni sayısı 12.500. İşte o Antep'teki meşhur anlatılan Antep Harbi süreci falan filan döneminden sonra ki Ermeniler bir şekilde bu kentlerin atılmaya çalışılıyor. Kalan yaklaşık 3.000 Ermeniye dahi tahammül ediliyor. Ki yani 1922 ile 1923 süresi içerisinde hayatını kaybeden Antepli Ermeni sayısı o çatışma döneminden daha fazla. Faili meçhullara kurban gidiyorlar. Evlerine tehdit mektupları gönderiliyor. Yani bir şekilde o 3.000 Ermeni'nin de bu kenti terk etmeye zorlanıyor. Yani bundaki ana amacı burada uzun uzun anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Çünkü şey işte sermayenin Müslümanlaştırılması amacıyla o insanlar bu kenti terk etmek zorunda bırakılıyor. Ve en sonunda da Birinci Dünya Savaşı'nda Talat ve Enver Paşa'nın talimatıyla, izniyle Hristiyan halkların Anadolu'dan sökülmesi kararı. Şimdi Hristiyan halkların Anadolu'dan sökülmesi kararı. Gerçekten Talat Paşa'nın o bana göre utanç verici kararı. Antep Ermeniler muaf ilk teşhir kanunundan. Ama Antep'teki yerel eşraf merkezi yönetime baskı yaparak bunları da gönderin diye telgraf üzerine telgraf çekiliyor. Ve bu arada işte onların gönderilmesi için değişik olaylar provoke edilerek ya bunlar da isyancı şudur budur diye şeyler yapılıyor. İşte daha sonra işte 1930'lardan itibaren başlayan Antep tarih yazımı, Ermeniler açısından tarih yazımı işte anlatılanlar. Ya tamam diyor işte Zeytunlular hak ettiler bu sürgünü de diyor. Biz etmedik diyor. Biz ne yaptık ki diyor. Ki yani Antep Ermeniler gerçekten yani o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'yla uyum içinde yaşamaya çalışan, sadece işte ticaret ve zanaatını, hayatını devam ettirmeye çalışan, ana vatanında yaşamaya çalışan bir. Ya bunları işte göz ardı etmemek lazım. İşte o dönemde yani merkezi yönetim ki Antep'te bir deyim vardır. Vur dedikse öldür. Merkezi yönetim vur demiş ama Antep'teki o yerel eşraf tamamen öldürmeye yönelik hareket etmiş. Ya bu kent halkının tamamını kapsayan bir şey değil. İşte ben bugün soruyorum işte Ermeniler ne oldu diyorum. Gittiler. Niye gittiler? Ne bileyim ben diyor.
Ya o insanlar çok güzel insanlardı. İşte babaannemden duydum, dedemden duydum. Çok iyi komşulardı. Peki diyorum, deden, ninen o insanların gitmemesi için, koruması için herhangi bir şey yapmış mıydı? Ne yapabilirdi ki diyor. Şimdi hocam 27 Mayıs 1915'teki Tehcir Kanunu günümüz, ben başta da programın başında da söylemiştim, Türk Sünni kenti olan Antep diye. Aslında bu başlangıcı buradan başlatmak doğru değil. Ben öyle anlıyorum anlatımlarınızdan. Biraz bunun etkisini de konuşmak isterim. Aslında yani şey işte bizde genelde anlaşılan olay işte o 27 Mayıs 1915'teki Tehcir Kanunu. Ama bunun işte geri planları daha geriye baktığımızda Osmanlı yönetimi daha milliyetçilik anlayışı gelişmeden yani bölgede ülkedatta düşündüğü olay uygulamaya çalıştığı olay yani tek dinli bir toplum yaratmaya dönelik ki işte bunun şeyini de görüyoruz yani Antep tarihinde. Asimile etmeye çalışmak. Hiçbir şey değilse. Ki yani bu konuda bir nebze başarılı olmuşlar. İşte 1915 soykırım sürecine geldiğimizde Antep Ermenilerin ancak %5'i ana dillerini konuşabiliyor. Yani Osmanlı genelinde öyle bir yasak olmamasına rağmen ama Antep'te ki özellikle 17. yüzyıldan itibaren ana dilini konuşmasına izin verilmiyor. Ermenice konuşan dili kesiliyor. Ve ana diliyle herhangi bir yazı yazmasına da izin veriliyor. Ve şey işte o dönemde Osmanlı döneminde kullanılan Arap harfleri olmasına rağmen bir Ermeni, bir gavur kutsal kitabın harflerinin üzerinde elini dolaştıramaz diye bir şey var. Ki bilmiyorum yani ben Maraş veya işte Urfa'da Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış metin görmedim. Ama Antep de bunun şeyini buluyor. Ermeni harfleriyle Türkçe okuyup yazmaya başlıyor. Ve şeye geldiğimizde yani 20. yüzyılın başına geldiğimizde dediğim gibi yani Antep Ermenilerin %95'i ana dillerini bilmiyor. Yani o öğrenen %5 de 1800'lerin yılların ortalarına itibaren öğrenmeye başlıyor. Bu işte kitapta bahsettiğim gibi işte misyonerlerin gelişiyle veya işte okulların açılmasıyla ana dilini öğrenilmeye başlıyor. Yani bunda işte Fransızların etkisi doğal olarak var. Bir milliyetçilik anlayışı gelişiyor. Ama Antep Ermeniler işte ayrı bir Ermenistan devleti kuracağız falan gibi bir şeyleri yok, kaygıları yok. Öyle bir amaçları da yok. Ya biz bu kentliyiz. Bu kentte yaşayacağız. Ha bizi yöneten Osmanlı mı olmuş, başkası mı olmuş bizim için hiç önemli değil. Ama biz bu kentte yaşayacağız diyor. Ki yani şeyler baktığında ben şu anda işte diasporada yaşayan özellikle ikinci ve üçüncü kuşak Ermenilerle görüştüğümde o insanların Antep'i benden çok sevdiğini inanıyorum. Çünkü hala o dillerini korumuşlar. Yani Antep aksanıyla konuşmayı korumuşlar. Böyle bir olay var veya işte son dönemlerde pek gelemiyorlar ama 2015 öncesi kenti ziyarete geldiklerinde işte atalarının, dedelerinin evlerini arıyorlar. Ve o taşları yani ben o kadar sarılıp öpemiyorum o taşları. Taşları sarılıp öpüyorlar. Böyle bir şey var Antep Ermenisi'nde. Ve şeyi söyleyeyim ben yani şimdi işte Maraş, Urfa veya bölge Ermenileri apayrı bir mantalitede hareket ederken Antep Ermeniler gerçekten çok farklı. Şeylerini korumuşlar. Kendi kültürlerini korumuşlar. Ve şeye baktığımızda, tarih yazımına baktığımızda, Ermeni tarih yazımına baktığımızda, Anadolu coğrafyasında en çok eser tarihlerine yönelik, en çok eser üreten Ermeniler, Antep Ermeniler. Yani bizim işte Ümit Kurt'la yapmış olduğumuz araştırmalarla şu ana kadar tespit edebildiğimiz 30'dan fazla basılı kitap var Antep Ermenilerle ilgili. Ha bu çok, gerçekten çok ilginç bir konu. Ha bunlar bir şekilde işte Türkçe'ye kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz ama iki kişiyle olacak bir olay değil bu. Ki geçen hafta ben İstanbul'daydım. Ermeni cemaatinden birkaç kişiyle görüştüm. Ya dedim, gerçekten utanç verici bir olay dedim ben. Benim gibi Sünni Müslüman bir Türk'ün işte Ermenice'den öğrenip Ermenice'den çeviri yapması ve sizin seyretmeniz gerçekten dedim, bana göre utanç verici bir durum dedim. Ama ne yazık ki yani işte Antep geri planda kalmış. Yani bunun da sebeplerinden bir tanesi yani Antep Ermenilerin büyük çoğu
hemen hemen tamamının diasporaya gitmesi, yani bu coğrafyalardan bağının bir şekilde kesilmesi, geri dönemeyecek şekilde kesilmesi. İşte İstanbul'da Diyarbakırlı, Malatyalı, Sivaslı Ermenilerle karşılaşabiliyoruz. Ama bir Antepli'ye karşılaşamıyoruz. Yani bu da gerçekten yani şey, Osmanlı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ülkelerinin Antep özelinde yani kendilerine göre çok iyi uyguladıklarının bir göstergesi. Ki yani şeye kadar, 1960'lara kadar Antep Ermenileri kenti ziyarete gelenlermiş. Ki Halep 70 kilometrelik mesafe. Yani gerçekten yani bakın tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Bana göre Anadolu coğrafyasında bu uygulanan tek millet, tek bayrak, tek din zihniyetin en acımasız şekilde uygulandığı kent Antep olarak görüyorum ben. Peki bu çalışmalara yerel basının, yerel kurumların, yerel kuruluşların desteği var mı? Bu çalışmalar bireysel bazda mı kalıyor sadece? Yerel bazda, ben sevindirici olarak görüyorum ben. Bize karışmıyorlar şu anda. Ne olumlu ne olumsuz, herhangi bir şey yok, tepki yok. Ha, ben beklerdim mesela işte bu kitap çıktığında bu kentin yöneticilerinin, ya arkadaş sen böyle böyle bir tarih anlatısında bulunmuşsun. Hı hı. Ya sen ne saçmalıyorsun? Ya şu belgelerini bize anlat da doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun, anlayalım. Yani şu anda biz, yani ben ve benimle birlikte çalışan arkadaşlarımız yok hükmünde kabul ediliyoruz. Yani bu da işte belki de yine bir deyimden çıkacağım. Sükut ikrardan gelir. Demek ki ya bu insanlar, büyük çoğunluğu bunların yaşandığını biliyor ki ha bu adam haklı, biz sesimizi çıkartmayalım şimdilik diye bir amaç biliyor olabilirler. Ha, destek görmedik, onu söyleyeyim ben. Yani işte destek görmedik ama mesela benim Antep'te bazı mekanlara girişim yasak. Nasıl? Mesela işte Surpaslasin Kilisesi restorasyon aşamasında yani girip görmek istedim ben. Kapıdaki görevli doğal olarak yani kent, küçük bir kent. Bana bir baktı, dedi sen giremezsin. Yani böyle şeyler olabiliyor. Çünkü yani oraya girdiğimde ben işte bir şey, belki de bir ipucu bulacağım. Onu ortaya çıkartacağım. Hmm. Ondan çekiniyor olabilirler. Yani Antep yani gerçekten çok ilginç bir kent. Ya dediğim gibi yani bu şeyde işte şu anda ayakta kalan 1000 civarı Ermeni mimarisini yansıtan bina var. Ya bunların hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. O hikayelere ulaşmadaki zorluklarınız neler? O hikayelere ulaşmaktaki zorluklar yani şey olarak geçmişini araştırmaktaki herhangi bir zorlukla karşılaşmıyorum. Yani sağ olsun diasporadaki Antepli dostlar ellerinden gelen şeyi, desteği işte sağlıyorlar. O bir yerde ben şu şeyi buldum, notu buldum veya işte benim dedemin arkadaşı şurada böyle böyle bir şey demiş. Onlara rahat ulaşıyorum. Ama bugün yaşayan işte insanların geçmişte Ermenilere sahip olduğu mekana bugün gidip gönül rahatlığıyla kapısını çalıp ziyaret edemiyorum. İşte binanın fotoğrafını çekemiyorum. Veya binanın içini göremiyorum. Yani işte, kitapta yer alan mekanlar büyük çoğunluğu da işte gönül rahatlığıyla işte Amerikan hastanesine gitmem için bir rahatsızlık bahanesi uydurup girebiliyorum. Çünkü müşteri bağımında görüyorum ben insanı. Mezarlıklar başlığı altındaki anlatımı biraz özel sormak istiyorum. Çünkü benim dikkatimi çeken yanlar var. Buradan anladığım, şimdi Türk mezarlığında bulunan kastelin İmam Gazali'ye ait olduğuna inanılan bir türbenin de bulunduğu mezarlık yıkılıp yerine otel ve alışveriş merkezi yapılıyor. Diğer bir Türk mezarlığı Düztepe eteklerindeki bunun da doğu tarafına Şahin Bey Belediyesi, batı tarafına ise otel yapılmış. İşte Yahudi mezarlığı yerine Endüstri Meslek Lisesi yapılmış. Ermeni mezarlığı yerine ise pazarlar, panayırlar, işte buğday pazarı gibi şeyler kurulmuş. Şimdi benim
anlamakta zorlandığım, her toplumda olduğu gibi burada da Ermenilerde ya da işte buradaki istila eden diğer halklarda da mezarlıklar her zaman kutsal yerlerdir. Kutsal mekanların nasıl korunduğunu da biliyoruz. Buna rağmen bu mezarlıklar niye korunmamıştır? Mezarlıklardan niye korkulur? Buralara toplumsal hafıza oluşum merkezleri olarak bakmamız gerekirken bu yıkım, bu talan niye? Bu da şeyden kaynaklıyor işte 1923'te yeni bir ulus yaratma zihniyeti. Bir şeye kadar 1936'ya kadar, pardon 1933'e kadar kentteki mezarlıklar yerli yerinde duruyor. 1933'te Mustafa Kemal kenti ziyarete geldiğinde işte konuk olduğu evden balkondan bakıyor. Bunlar diyor kentin manzarasını bozuyor diyor. Emir Büyükler'den geldiği için tüm mezarlar 3-5 sene içerisinde tahrip ediyor. Hatta yani o mezarlıkları anlatırken işte tarihçi Tuhan Baytok'un işte tarih araştırması yapılabilmesi için işte mezar taşlarına çok önem verilmesi gerekiyor. Evet. Yani mezarların mesela. Yani şu anda büyük babamın, babasının mezarının nerede olduğunu bilmiyorum. Bu hafızasını kaybettirilmeye çalışılmak sadece Ermenilere has bir şey değil. Bizim yani kentte yaşayan Müslümanların olsun, Yahudilerin olsun veya Kürtlerin, Arapların bunların da hafızası yok edilmeye çalışıyor. Kent hafızası, bölge hafızası yok edilmeye çalışılıyor. Yani ana amaç bu. Yani işte şeye benziyor bu. George Orwell'ın 1984'teki o hafıza silinme olayına benziyor. Yani o dönemde George Orwell kitabı yazmamıştı ama gerçekten çok bilinçli hareket edilerek yapılan bir olay. İşte ihtiyaca binaen yapılan şeyler değil. İşte kent gelişecek doğal olarak bu artışında. Ama o mezarların yok edilmesi kentin hafızasının silinmesi. Niye? İşte neden? İşte o mezarlar yaklaşık 500 senedir, 600 senedir orada. Onları silersek bu bir gün nasıl olsa unutulacak mantığıyla yapılan hareketlerden dolayı bilinçli olarak yapılan şeyler. Yani dikkat ettiyseniz ya Anadolu coğrafyasında ilk tahrip edilen mekanlar mezarlıklar. Yani mezardan korkuluyor. Mezarlıklardan korkuluyor. İşte ben araştırmalara başladığım ilk dönemlerde işte diasporadan gelen Antepler işte babaannesinin, dedesinin evlerini soruyor. Allah vere dedim, hiç kimse dedim mezarını sormasın dedim. Dedelerin mezarı nerede diye sormasın dedim. Ki ben bunu düşündüm. Bir sene sonra bir aile geldi. Murat dedim, siz dedemizin mezarına götürür müsün dedi. Ha, doğal olarak yani Ermeni mezarlarının olduğu bölgeye götürün. Bakın işte mezarlarınız burada. Üzerinde 10 katlı, 7 katlı, 8 katlı binalar dikilmiş. Ha, bunu nasıl yapar? Ben de bilmiyorum sorunun cevabını. Bunu nasıl yapar? Hangi mantaliteyle? Ha tamam yani bizde diriye saygı yok da ya kutsallaştırılmıştır. Bütün dinler de kutsaldır. Paganizm de kutsaldır. Ama buna rağmen o mezarlıkları yok etmek, ki ben Ensun Esrik sesinde okudum. Hala ben öğrenci olduğum dönemde okulun bahçesi duvarının yanında bir yer yıkıldığında oradan kemikler çıkıyor. O kemiklerin üzerine bulmasını yaparsın. O kemikleri al bir yere taşı. Hepsinin anısına bir yer oluştur. Veya işte oraya kitapta da bahsediyor. En azından işte burada falanca yazıyor. 100 kişi, 500 kişi, 1000 kişi her neyse. Onlar burada ebedi istirahatlerde diye bir not düş. Bu dahi yapılmamış. Ve yapılmak gibi bir şey de yok. Amaç da yok. Dediğim gibi ya işte diriden korkuyoruz da ölüden niye korkuyorlar? Ölüden niye korkuyorlar? Yani işte Artin bilmem kim burada yatıyor desem ne olacak? Demesem ne olacak? Dersem çok büyük şey kazanacağım. Demediğimde, onu inkar ettiğimde bir şekilde o toplumla diyalog kurma şansını kaybediyorum. Yani işte bizde o Ermenilere bakış açısı topluma genelinde nasıl yansıyor? Bunu çok iyi bilmek lazım. Yani küfür bazında kullanılan veya affedersiniz Ermeni dediler mantığı şey yapıyor. Yani niye yani?
Ya ben seçmedim kendi etnik kimliğimi. Hasbelkader işte bir Ermeni anne babadan da doğabilirdim. Bir Yahudi anne babadan da doğabilirdim. Önemli olan insan olmak. Bunun farkında değilsiniz hala. Hı hı. İşte ben araştırmalarıma başladım, işte Ermenice öğrenmeye başladım. Sen Ermeni misin? Ya Ermeni olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Ben bu kentliyim, Antepliyim. Veya Türkiye'liyim. Önemli olan bu, bunu anlatamıyoruz. Yani işte Ermeni tarihini araştırmak için illa Ermeni olmak lazım. Şey yani kaba bir örnek veriyorum. Ya dedim asperkaderim, fahişenin tarihini araştırırsam dedim. Bana fahişe misin diye soracaksın dedim. Yok dedi, öyle bir şey olur mu dedim. Ama dedim niye Ermeni tarihini araştırırken Ermeni misin diye soruyorsun. Ha, böyle bir anlayış var. Hı-hı. Ha, bizim de yani şey işte bu şekilde çalışmalardaki amacımız en azından yani o insanların o resmi tarihin kafalarına çiviyle çakıldığı bilgilere bir soru işareti oluşturabilmek. Ki yani bunu çok iyi gözlemliyoruz. Yani işte ben ve Ümit'in çalışmalardan sonra işte yerlere gelip ya işte benim babaannem veya anneannem Ermeniydi diye biliyor. Bir ne kadar bu kentte işte Ermeni kelimesi çok düşük volümla söyleniyor. Ya bugün bu volümün seviyesi biraz arttı. Hep bu da yani işte Ümit'le ikimizin çalışmasının bir nebze başarılı olduğunu gösteriyor. Yani bize şey veriyor. Umut aşılıyor. Ha, daha fazlasını yapalım diyoruz. Hı hı. Ümit'in giriş ön sözü de gerçekten kitabın böyle girişine, kitaba bizi öyle güzel hazırlıyor ki, öyle güzel anlatmış. Gerçekten utandırdı. Ümit o kadar güzel. Ya, Ümit dedim, gerçekten sen ön söz yazmamışsın, Metiye yazmışsın dedim. Abi dedi, ben senin yaptığını yazdım dedi. Ümit aramızda bir şey vardır, diyalog vardır. Her görüşmemizde, abi senin heykelin dikilmeli bu kente der. Ha doğrusun derim, heykelim dikilmeli derim. Şeytan yerine beni taşlamalılar derim. Her yani şey işte yani bu çalışma gerçekten yani Ümit'in çok büyük katkıları var. Çünkü ben akademisyen olmadığım için bazı arşiv belgelerine ulaşamıyorum. Ümit'in o akademik kimliğiyle veya işte diasporadaki diyaloglarıyla yaklaşık işte 10-12 yıldır birbirimize çok uyum içinde çalışıyoruz. Hı hı. Ha, umarım yani şey yani. Çok sonsuza önemli. Kadar da devam eder bu çalışma ve dediğim gibi yani sadece benimle Ümit'le olacak bir olay değil. Yani sayının çoğalması lazım. Sadece Antep üzerinde değil işte tüm Anadolu coğrafyasında gerçekten yani tüm Türkiye'de yani kentler hafızalaştırılıyor. Ne yazık ki unutturuluyor. Hı hı. Tam kitabın girişinde bir iç ses var hocam. İşte onlara gerçekleri mi anlatayım yoksa bana söyle denilenleri mi anlatayım evet. Tarzı bir iç ses var. Şimdi buradan hareketle biz buradaki yapıların dönüşümlerinden konuştuk. Bu iç sese göre halen bir baskı, hakikati anlatmama, büyük bir inkar politikasını biliyoruz, görüyoruz. Günümüzde en çok tehlike nerede var? Biraz günümüz şeyiyle bağdaştırırsak, bunun önüne nasıl geçilebilir? Ya da işte Ümit ya da sizin araştırmalarınızla olacak iş değil, siz de az önce söylediniz. Bunu daha genele yaymak için nasıl çalışmalar yapılabilir? Bunlar üzerine biraz kafa yormak gerekirse neler söyleyebilirsiniz? O iç ses yani niye o şekilde yani şeyin işte yani sevgili ben hala ben öldü kabul etmiyorum. Hrant Dink'in o güvercin tedirginliği. Ben o şeyi yazarken o aklıma geldi. Yani şimdi gerçeği mi söyleyeyim yani yoksa benden duyulmak isteneni mi söyleyeyim? Yani günümüzdeki işte duyulmak istenen zihniyet belli. Ama en sonunda işte dayanamadı. Gerçekleri anlatmaya başladı diyorum. Bunun yöntemi gerçekten yani. Şimdi şeyi de Hrant'ın katlini de ben bir milat olarak görüyorum. Eğer o Hrant'ın katline karar veren unsurlar olayların bu seviyeye gelebileceğini düşünselerdi Hrant'ı büyük ihtimalle Kültür Bakanı yaparlardı. Ama yani bir o işte 2019 Ocak 2007 öncesi ve sonrası insanlar yavaş yavaş soru sormaya başladı. Ve gerçekler yani yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı.
Bundan dolayı yani şimdi dün 3 kişi araştırıyorsak bu konuyu, bugün en azından 33 kişiyiz, 333 kişiyiz. Bu sadece Antep değil, tüm Anadolu coğrafyasında. Sadece Ermeniler değil, işte Rumlarda da oluyor, Çerkezlerde de oluyor. Ve hatta yani bu ülkenin ana unsurlarından bir tanesi olmasına rağmen günümüzde yansıyan Kürtlerde de oluyor. Bu aydınlanma başladı. Ha, artık bunun şeyi yok. Bir şekilde önüne geçemeyecekler. Yani mızrak çuvala sığmıyor. Yine Hrant'ın dediği gibi yani su çatlağını buldu artık. Ki yani işte dün benle Ümit'te işte biz bu projeyi kitabı hazırlarken yaklaşık bir 10 kişilik bir ekiple çalıştık. 2-10 oldu. Yani bu kitap işte benim yani Antep'te takip ettiğim şu ana kadar yaklaşık 400 kişi almış okumuş. Bu 400 kişi bir şekilde kafasında yavaş yavaş bir soru işareti oluyor. Ha, biz bu binayı böyle bilmiyorduk. Veya bu insanları böyle bilmiyorduk. Ha, bu demek ki yani işte kar topun çağa dönüşmesi gibi artık yani akıp gidecek diye düşünüyorum ben. Yani şey değilim, ben karamsar değilim ki yani önümüz çok yakın bir süreçte. Bu araştırmalar daha detaylı şekilde yeni arkadaşlarla devam edecek ve o inkar politikasını da şey devletin resmi kurumları yavaş yavaş terk etmek zorunda kalacak. İşte bana soruyorlar, işte özellikle diasporadaki arkadaşlar. Ya Türkiye Cumhuriyeti soykırımı kabul etmesi senin için önemli mi? Ha, benim için önemli değil. Etse de olur, etmese de olur çünkü politik süreç. Ama Türkiye'de yaşayan insanların %70'i soykırımı dediği anda zaten bu olay gerçekler ortaya çıkmış demektir diyorum ben. Ha, bunun için de yani gerçekten yani, bizlerin omzuna düşen yük çok büyük. Yani sadece bizleri kastederken biz yazarlar veya işte araştırmacılar değil, sizlerin de omuzundaki yük çok ağır. Ha, bunları hep birlikte taşıyacağız. Aynen. Şimdi son olarak ben kitabı okurken keşke dokümanteri yapılsa dedim. Böyle bir projeye dönüştürme fikri var mı? Ben de öyle bir şey uyandırdı. İleride bu hikayeler nasıl bir evreye dönüşecek? Bilmiyorum, farklı çalışmalarınız var mı? Siz roman dediniz, bu romanla ilgili olarak da şeyi sormak isterim. Aklımda kalan tarihi bir roman mı olacak? Ya da bu anlatımları o romanda da bulacak mıyız? Şimdi roman, yani ben biraz da yani Antep'i ön plana çıkaran bir insan, dikkat ettiyseniz Antepli'yi ön plana. Romanın ismi Antepli. 1822 ile 1922 arasında Antep'te yaşanan olaylardan yola çıkarak yani bir roman yazıyorum. Yani şu anda birinci cildi bitti. Onun son hazırlıklarını yapıyorum. Ki yani şey işte genelde sorulan soru, niye 1822 ile 1922 arası? Ki yani işte yaklaşık yani benim söylemime göre 800 yıllık tarihi olan bir kentte niye 100 yıllık bir süreç aldı? Yani şey diyorum ben de, ki bu da zaten bilimsel bir gerçek. 1822'de yani kentte çok büyük bir deprem oluyor. Ki o dönemde nüfus yaklaşık 10 bin, 500'e yakın insan hayatını kaybediyor. Kentin %60'ı harabe oluyor. Bu fiziki bir deprem. Ama bana göre 25 Aralık 1922 mental bir deprem. Kent beynini kaybediyor. Kent elini kaybediyor o depremde. Ondan dolayı bu iki döneme 1822-1922 arasını aldım. Ve hangi nedenlerden dolayı fiziki depremi atlatıp gerçekten yani o dönemde önemli bir sanayi eğitim kenti olan bir kent 1922'ye geldiğindeki o mental depremde ki süreçte neler yaşandı neler yaşanmadı bu süreci anlatan işte gerçek olaylar gerçek kahramanlarla kurmaca %30 civarı olacak burada. Öyle bir roman hazırlamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Okumak isterim. Yani büyük ihtimalle şey olacak. Yani bayağı kalın bir şey o kitap olacak. Çünkü yani ilk planladığım bölümde şey işte 4 cilt düşünüyordum. 1822-1950 süreci. Ya birinci cilt bitti onu söyleyeyim. 1831'e geldim ancak. 9 senelik bir süreci yaklaşık bir 300 sayfada anlattım. Ne güzel. Ki şey işte
1 Temmuz'dan itibaren ikinci yılının çalışmalarına başlayacağım. Bakalım ne zaman bitecek. Kolay gelsin hocam size. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben yani çok teşekkür ederim. Dokümanterle ilgili bir soru sordum hocam. Ben bunu atlamayalım. Şey. Gerçekten ha. Okurken öyle bir şey uyandı. Var mı böyle bir projeniz? Yani böyle bir olay düşünüyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Şimdi kentte yeni bir şehir tiyatrosu kuruldu. İşte sağ olsun tiyatrocu arkadaşlar da almış, kitabı okumuşlar. Heyecanla gelir. Ay bunu dokümanter yapalım. İş değilse hikayelerden bir tanesini. Dedim o kadar paramız yok. Fon bulursak yapalım. Öyle bir şey var, projemiz var. Umarım gerçekleştirirsin. Umarım gerçekleşir. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sevgili Ümit Kurt'a da buradan sevgilerimizi gönderelim birlikte. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Saygılar, sevgiler hocam.